Hanımlar beyler, bendeniz Mesut Süre, Rabarba Talk, Fazlı Polat ve Cemişler kadrosuyla bugün en son hangi küçük olayda yanlış kararı verdin ve pişman oldun diye soruyor. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk abi, hoş bulduk. Şimdi ben yayına gelmeden önce zaten Instagram'dan post atmıştım. Evet. Orada cevaplar birikmişti. Bir izleyicimiz demiş ki odamın planını değiştirmeye karar verdim. Bütün eşyalarını yerini değiştirdim. İçime sinmedi. Tekrar eski yerlerine koydum. Şu an sadece terliyim. Bu benim annem ya. Aynen. Benim de annem aynı. O kadar çok eşya değiştiriyor ki. Valla. Ben aynı mesela döndünüz eve. İkiniz de evli insanlarsınız ya. Alıştığınız evi bulmak mı yoksa bir şeylerin yer değişmiş hali mi hoşunuza gider? Ben şeye çok alışkınım. Ben evlenmeden önce odaya girdiğimde annem oraya yatak odası yapmış. Kendi yatak odası. babam yatıyordu böyle. Ben de babam benim yatağı, meğerse babam kendi yatağında yatıyormuş. Annem bizim odayı yatak odası yapmış. Yatak odasında sizin bizim yatak odasını mı? Bizim kendi kardeşimle yattığımız, yaşadığımız odayı annemlerin yatak odası yapmış. Haber de vermemiş. Yok, ne verecek haber? Sabah işte zaten beğenmiyoruz, ertesi gün değiştiriyordu. Manyak olduk yani, ne zaman kendi inisiyatifinle odana giremiyordun yani. Böyle fosfordan ok yapmış, bana yiyordu. Orada yattı. Ayak adımları var. Sen sever misin? Bir döndü. Hanım değiştirdi her şeyi. Ben severim ama babam sevmiyor. Çünkü bir kere babam, annem çok fazla eşyaları değiştiriyor. Babam bir gün eve geldi. Annem de şeyin yatağın yerini değiştirmiş. Babamın da hep şöyle bir huyu vardır. Eve gelir gelmez çok yorgun olduğu için yatmaya giderken direkt kendisini arkaya doğru yatağa atar. Annem yatağın yerini değiştirmiş. Tabii söylemeyi de unutmuş. Gece yarısı bir ses duydu. Pah diye. Bir gitti, babam yerde hareketsiz yatıyor. Ya annem çok korktu, hani babam çok kızacak falan diye. Sonra kızacak şeyi yoktu yani, yerde yatıyordu. İşte, orada devam etti mi yapar bunu? Rahmetli, o gün orada. Ya bu nasıl şaka? Yüreğini dağladın ya. Dağ gibi adam. Kafası böyle patlamış. Hikayeye bak, kafası nasıl. Şu anda da kurucu görsel koyuyor. Yani. Patlayan kafalar. Bir de kafa patlatıyor, efekte bak. Böyle ne zaman kafa patlamış acaba bir yerde? Kafası çok doluymuş. Mesela bir geldin eve, döndün, tamam mı? Hanım salonu full balkon yapmış. Bu tarafa duvar ördürmüş böyle. Eve giriyor, salon balkon olmuş. Tebrik ederim ya. Yani. Büyük olay yani. Evin değeri artmış ya. Balkon olmuş. Böyle keskin değişikliklere de okey misin? Ben alışayım abi. Çünkü hakikaten bak, benim annem, mesela babam kanepede uyurken yerini değiştiriyordu kanepenin. Uyurken? Uyurken. Valla. Oğlum ne böyle herkes... Kalk yerine yatayım, kaldırıyor. Hemen çekiyor. Öyle öyle. Ben mesela şey yapmıştım bir tane. Olmuyordu. Televizyon izlerken uyumuşum. Uyandım. Televizyon baktığım yerde değil. Ulan çok komik. Aynen. Ben dedim, duvara bakarak mı uyudum? Ne oldu lan? Kanalda çıktı. Annem değiştirmiş yani. Çok Allah enteresan. Allah Allah. Bak- Feng Shui duydunuz mu? Evet. Ayakların, koltukların enerjisi varmış. Ayakların nereye bak? O ayak mesajı sandı. Feng Shui duymuş. Ayakların kıbleye doğru yatacaksın. Ne demekmiş Feng Shui? Evet. Ayakların ne? Ne evet? Kapıya. Feng Shui bu mu? Ayakların... Feng Shui bu, tamam bu. Ayak, ben de şey diyebiliyorum. Mesela koltukların, kanepelerin, yatakların hepsinin bir ruhu var. Ondan sonra onları, az eşya falan. Evet, onun enerjilerine göre işte evet. Diagonal koymamız lazım. Daha ergonomik olsun. Ne güzel kelimeler kullanıyorum. Burada bizi kaybettik. Filyasyon. Koyucuktur bana. Ne var ne var. Yani bir ruhu var mı size? Bir koltuğun, bir yatağın. Konuşmamız gereken bir ruhu var mı? Ya sonuçta benim mesela iki adam almışsın. Benim yaptığım bir şey ruhu ne olacak ki? Ben yaptım onu zaten yani. Çok bir şey olmuyor yani. Bende ruh olmuyor. Ama çok kullandığım bir şeydir yani. Yıllardır sende olan bir şeydir. Bizim bir tane ayna vardı. Çok eski. Aynacıya götürdük hani şey kestirin diye. Adam ağladı. Neden? Ben bunu kesmem dedi. Neden? Ben çünkü aynacı değilim. Ben kasabım. Çok yanlış şey gibi. Ben kıyma mı yapayım? Abi aç şunu kıyma makinesine yani. Çıkı çıkı çıkı. Bir kilo çıktı diye. Aynacı, bu arada aynacı diye bir meslek yok yani, aynacı değilim ne demek? Bari abi ayna kırıyor götürüyorsun. Sadece bunu yapıyor. Aynı. Bir tane baltası var, kır bakalım şunu. Hakikaten abi şey dedi, ben bunu hiç kesmiyorum. Ne güzel çok ya. Çok değerli dedi. Hakikaten gözyaşlarına boğuldu.
Ağladı mı ya? Ciddi söylüyorum, ağladı. Meslek erbabı işte o. Mesleğine çok kıymet veren adam hareketi bu yani. O saatçiler, radyo tamircileri falan da mesleğini çok sever. Çok öyle saatçi şeymiş. Var mı? Ben bunu tahmin edemem diye ağlıyor. Ağlıyor sürekli abi. Hayır, onu mesela işte kır dersen ağlar da. Abi bu olmaz artık, bunu kır desen. Yani, o mesela. Aynaya ağlamasının sebebi şuymuş. Çok eski bir aynaymış. Suyla yapılmış. Fazla sanki böyle, saçma oldu ama öyle değil. Gerçekten yok. Sadece su mu? Ya elle yapılmış ya suyla yapılmış. Ya da hayır duayla. Bakalım hangisi acaba? Makine, yani makine değmemiş aynaya. Tamam oldu şimdi. Arkası kağıt. Önü... Kolaymış lan yapması. Zımbalamış. Arkası kağıt abi, A4 4 tane. Sıkmış sıkmış. Ama kağıt sararmış, çok eski yani. Vay. 100 yıl. Aynı olur emin miyiz? Mesela sen kendini görebiliyor muydun aynada baktığında? Ciddi soru görüyor böyle cam bir ayna mı yani? Ayna. Çok da zayıf gösteren bir ayna. Öyle mi? Evet, enteresan. Eski aynalar öyleymiş demek ki. Abi güldüren aynalar vardı yine parklarda. Pek de güldürmüyordu. Acaba ben bunu kıramam, kesemem de diyor mu yani? Çok zayıf gösterebilir. O benim bir adam. Bence şeydi ya, adam çok eski bir şeyi hatırladı. Böyle aynalar kalmış mı diye. Gerçi öyle bir şey olsa benden alırdı yani. Beni kandırırdı. Gerçi evet, kıymetli bir şey olsa. Ya adam belki de kafasında başka bir şey vardı, onu ağladı. Bilmiyorum ki. Adam bana ağlıyor, sen gidin. Nafaka veriyormuş 20 bin lira. Hanım darlıyor, 16 kere aramış sabah. Şu aileyi bir keser misin? Bir siktir git ne olur ya. Hanımlar beyler, Yemek Sepeti işbirliğiyle sunduğumuz Rabarba Talk devam ediyor. Yemek Sepeti çoğumuzun da bildiği gibi, diyelim eve geç geldik. Arkadaşlarımız geldi, televizyon izleyeceğiz, evde malzeme yok. Dışarıdan yemek söyleyebileceğimiz bir aplikasyon. Yemeksepeti.com. Şimdi üşengeçliğinize şöyle bir bakarsak. 10 üzerinden kendi üşengeçliğine ne verirsin? 10. Sen? 8'im var. Benim de bir rahat 9-9.5'um var. Biraz çok verdim ben ama var ya. Uçtum. Eve geldiğimde diyelim hava yağışlı, evde doğru düzgün malzeme yok. Açım. Ne yaparsın? Yemek sepeti. Denk geldi ya. Ben mesela... Anne niye yemek yok dedi. Benim... Yavrum yemek sepetinden söylesene. Anne yemek sepeti şifresi kaçtı. Benim mesela en sevdiğim hobilerimden biri şey abi. Yemek sepetinden sipariş vereceğim dakikayla eve doğru giderken benim eve gelecek şeyimi ayarlamaya çalışıyorum. Mesela evet. Diyelim eve mesela 25 dakikalık bir mesafem var. Yemek sepetinden sipariş verip kim önce gelecek yarışı. Yani kendi kendime böyle eve geleyim. Gelir gelmez yemek de gelsin. Çünkü onda şey de var. Sen mesela online ödeme yaptığın zaman az kapıya bırakıp gidebiliyorlar. Bu korona sürecinden sonra. Online ödeme bu süreçte özellikle acayip bir şey oldu. Evet. Temas yok, bir şey yok. Para alışverişi olmuyor. Direkt kredi kartıyla ödüyorsun. Aynen öyle. Bir de çünkü geldiği zaman bahşiş vermek lazım. Adam bakıyor sana, bu şekilde bahşiş de vermiyorsun gibi oldu. Yok, bahşiş özelliği de var yemek sepetinde. Yeni eklediler. Oradan da verebiliyorsun. Ha, online bahşiş veriyorsun. Ana, ben mesela şey? Geç saatlerde falan sipariş vermeye veriyorum bahşiş. Mesela diyelim gece 12.30'da sipariş vermişim. Adam getirmiş saat 1'e doğru bana yemeği. Veriyorum baş. Joker indirim önemli mi? Çok. Zaten bak Joker indirimine bakmadan onu direkt atlat diyen delikanlıdır ya. Bir de bana hiç yemeyeceğim şeyleri gösteriyor. Mesela hiç tatmadığım daha önce şeyleri gösteriyor. Onları tatma fırsatı sunuyor. Pardon kanka. Senin sulardan. Peki. Niye inanmadın ya? Hayır, hani mesela hiç bilmediğin yemekleri orada görüyorsun ya. Mesela çiğ köfte. Mesela hiç görmüyorsun. Hayır, hiç görmediğin ne var mesela? Hiç ya mesela ya çiğ köfte mesela ben çok yemem. Ha şimdi oldu. Orada görüyorum. Aa diyorum, alayım en azından bir tavana atarız. Yemesek de bir işe yarar. Gece komşular da hoppa. Gece 3 ama. Mesela ben hep şey yaparım mesela. Joker'den alışveriş yapacağım bir şeye emin olamıyorum. Kapatıyorum ya. Joker'dan çıkmak istemiyor musunuz? Son saniye. Yok hayır diye. Tekrar bir bakıyorum ya. Belki yerim bunlardan. Ama Joker çok faydalı ya. Çok güzel yani abi. %50'si falan çok bayağı bir indirim oluyor. Tabii muhtar. Nedir muhtar? Muhtar. Muhtar ne biliyor musun abi? Şimdi yemek sepetinde... Aslında beraber öğreniyorum ben şu. Muhtar. Öyle mi? Muhtar mı dediniz falan? Abi en küçük yerleşim birimi. Oylarla seçtiğimiz. Belli bir maaşı olan. İkametki aldığımız. Şimdi yemek sepetinden sıklıkla yemek yiyen kişiler zaten her yaptığın eyleme göre puan kazanıyorsun, tamam mı? Diyelim mesela online sipariş verdin, artı 20 puan. İşte
ilk defa bir balık siparişi verdin. Bilmem kaç puan böyle puanlar alıyorsun. Çok puan aldığın zaman kendi bölgende muhtar oluyorsun. Ve muhtar olmanın şöyle bir avantajı var. Ki ben bakıyorum. Mesela bilmediğin bir restorandan yemek siparişi vereceksin, tamam mı? Yorumlara bakıyorsun ya. Bak olaya bak. Muhtarın yorumu en üstte çıkıyor. Sen muhtar dese ki beğenmedin, milyonlarca insan oradan yemek yemiyor böyle. En üstte şey, muhtarın daha üstü var mı? Var, belediye encümen hayatı. Başkan! Encümen. Dünya başkanı. Trump'ın yorumu var, very well, excellent. Belki de şey... 40 de söyleyeceğim, excellent diyorsun Trump. Trump yapmış. Yemeden geçmeyin. Fotoğrafı var ya öyle şey, dükkanlara gidince. Trump'ın da var. Restoran puan ve yorumları. Bir restoran için yorum yaptın mı daha önce? Yorum değil de ben mutlaka puan veriyorum. Süper, sen? Ben yok ya. Yani ben veriyorum ve genelde biraz daha mesela bir düşündüğümün bir tık üstünü veriyorum. Evet evet. 4 düşünüyorsan 5 veriyorum. Anladın mı? Bir tık üstünü. Ama çok önemli. Çok bakıyorum puanlara. Ne çıktı? Herkes bakıyor. Zaten bir de şöyle bir özellik var. Mesela diyelim 7, 8, 9 verdin. Hız, servis ve lezzeti. Şey diyor, sen puan vermeden önce, sen puan verdikten sonra mesela çok da fazla oynamıyor ya, üzülüyor musun? İstiyor ki sen kaderiyle oynayın. O puan mahkum kalsın. İstiyor ki 3 kişi oy verin. Yani standart sapa hemen 10 verdi, 9.5 aldı. 3'tü çünkü. Bir de orada örgüt diyor, arkadaşlar buraya 10 verin. Ortak yorum atıyor. Orada şey gibi şeyler oluyormuş diyorlardı işte hani... Adam dükkan sahibi arkadaşlarına yazdırıyor falan diye. Ben o yüzden şeylere çok dikkat ediyorum. Mesela kötü yorum bile olsa onun altına o işletme yorum yazıyor mu diye. Evet. Mesela kibar bir dille bunun sebebini açıklıyorsa çok hoşuma çok, gidiyor. Bence yani. De çok hoşuma gidiyor. Çok klas bir hareket yani. Evet. Olumsuz yoruma gelen kibar dil, olumlu yoruma gelen mesajdan daha etkili oluyor benim için. Kesin katılıyorum. Hani adam şunu diyorum, adam şöyle bir şey düşündürtüyor bana. Lan... Malına o kadar güveniyor ki bir sorun olduğu zaman da bunun sebebini açıklıyor. Ama mesela bir kötü bir şey yapmış, git o zaman anan yapsın diye şey yapıyor. Verdiği zaman o zaman diyorsun ki bunlar hem yemekleri güzel hem terbiyesiz. Aynen. Tabii canım, şimdi adam mesela patates çok kötü. Sen çok mu iyi yapıyorsun patates falan diye yazamaz. Peki patates oldu. Yumurta kıramaz. O yüzden o işte üslup her şey yani. Ne söylediğini değil, nasıl söylediğini. Ama orada hakikaten gerçekten şirket çok küçük bir kafe bile olsa kurumsal bir dil kullanmak lazım. Mesela gelen kuryeniz çok kabaydı yazan adama. Allah, kovduk onu biz, yazamazsın yani. Dedik önemli bir şekilde uyarılacaktır yazan. Halbuki Hüseyin sen ne dedin oğlum bu adama? Sen ne dedin bu adama ya? Mesela kalabalık misafir grubu ağırladın evinde. Evet. O zaman acayip yemek sepeti acayip kurtarıcı oluyor. Bir de, yani 8-9 kişi gelmişler, hızlıca bir şey söylüyorsun. Hazırlaması etmesi muhabbetle bölüyor yani. Aynen öyle. Zaten herkesin hoşuna gidiyor. Mesela menü koyuyormuş gibi oluyorsun insana. Koca evde restoran var gibi oluyor yani. Normalde restorana gittiği zaman menü nasıl mutlu ediyorsa. Bir kere bir yaşlı bir teyze şeyi taşıyordu, işte marketten poşetlerini taşıyordu. Bizde iki tane arkadaşım vardı. Yardımcı olan teyze dedik. İşte birlikte götürdük. Eve gittik. Şey dedi. Çocuklar gel, acıkmışsınızdır. Gelin yani yemek koyun falan. Yemek sepetinden pizza söyledi teyze. Şok. Teyze nasıl teyze sen ya? Yoklar size yemek sepeti şifrem vereyim mi? Kredi kartım kayıtlı. Gençler bakalım şok yerde ne indirim varmış. Fazlı'nın gerçek bu hikayesi gerçekten bizi çok hislendirdi. Mesela yemek sepetinde çok güzel bir özellik daha var abi, söyleyebilir miyim? Buyurun. Mesela diyelim bir restoran düşük puan aldı, tamam mı? Teslimatlarına bakıyorsun. Orada şey yorumları da var. Mesela bu yemek siparişi süreyi aştığı için kullanıcı tarafından iptal edilmiştir. Görüyorsun yani. Evet. Veya işte şirket bunu iptal etmiştir falan diye. Geçmişte yani hani geçmişini silemezsin diye bir şey var. Yemek sepeti çok açık yani. Restoran ne yaparsa yapsın. Geçmişte kötü puanlar aldıysa toparlamaya çalışıyor. Evet, geçmişin... Kampüs fırsatları diye bir şey var. Evet. Ya, öğrencinin yanında olan biz de yanındayızdır. Bu çok güzel bir hareket yani. Kampüs fırsatlarını ben bilmiyorum. Ya mesela çeşitli operatörlere de var. Bilmiyorum isim verebiliyor muyum ama operatörlere veya bazı markaların seçilmiş menüleri var. Onlar bayağı indirimli oluyor. Ha. Ama orada çalışman gerekmiyor değil mi? Hayır. Orada işe giriyorsun. Kampüs fırsatı. 7 kuşaktır eğer burada çalışıyorsanız diye. Tabii öğrenci orada... olduğunu ispat ettikten sonra indirimlerim var. Hayır abi, olur mu? Sınav sorucunu neyin istiyor? Yemek sebebi ki. Sen bakayım Türkçeden kaç yaptın? Önden bir arıyorlar diye. Matematik nasıl 4 net ya? Biz size nasıl hamburger gönderelim? Otur çalış yavrum günü gününe. Kuryeye gösterin pasoyu. Abi öyle. Bir de mesela... Kuryeye pasos olsa ya. Ben soruyordur abi. Böyle konuşuyoruz ama. Ben şeyde çok geriliyorum abi mesela. Mesela 35 dakika tam teslimat süresi. Artı 10-15 dakika şeyi var ama. Eksi artı eksi 10. 40 dakika oluyor, tamam mı? Sonra hemen canlı yardıma giriyorsun. Canlı yardımın hemen
İşte robot değil, gerçi bir canlı kişiyle konuşuyorsunuz diye bu uyarı mesajla beraber. İşte merhaba, ben ismim Basri, nasıl yardımcı olabilirim? Dediği anda zil çalıyor ya. Evet. O anda Basri'ye karşı bir Basri'cim şimdi geldi ya. Hani evet. Bazen böyle çok acil çocuk ağlıyor falan. Apar topar Basri'nin suratını kapatıyorsun ya. O çok ayıp ya. Basri, tamam, sen de işim yok ya. Çıkar hemen konuşmadan. Cem işler ayrıldı. Ne ayıp ya. Bizim yemekler gelmedi. Denilin. Aslında şöyle olacak işte. Şimdi Basri'den rica ettin. Zil çaldı. Ondan sonra hiç sallamadı. Açtın. Bambaşka bir gelmiş. Yine Basri'ye ihtiyacım var. Orada şey yazacağım mesela, bir soru mesajı. Basri aç mısın? Sana da söyleyeyim. 7/24 canlı destek var bu arada yemek sepetinde, evet, arkadaşlar. Madem bu kadar konuştuk, hep beraber yemek sepetinden bir şey söyleyelim. Aa, iyi olur ha. Problem burasında. Değil mi? Evet. Bir de benim en sevdiğim şeylerden biri de mesela başka bir adresten sipariş verdiğinde normalde senin alışageldiğin markaların dışında değişik restoranlar çıkıyor ya. Evet. Mesela ben Bakırköy'den vere alışmışım. Şimdi mesela Kurtuluş'tan vereceğim. Aa, böyle bir pizzacı var. Öyle olmasa ya. Sana yine her nerede olsan Bakırköy'sin. Alaska'ya gitmiş, gene Bakırköy'deki yerden geliyor 6 günde. Teslimat süresi 3 ay. Biz de böyle yanmış artık. Anlar beyler, Rabarba Talk devam edecek. Benim de bir tane yanlış kararım var abi. Devam ettirmedik ama sana aslında ben bunu söylemiştim. Tamam. Sence bu yanlış karar. Sen Mesut yanlış karar olduğunu söyledi. Abi bizim çocuk çok hareketli. Biz baş edemiyoruz. Çok enerjik. Biz eşimle maymun almaya karar verdik eve. Sence bu saçma mı? Normal maymun. Ben de böyle kaçtım. Normal olacak. Dedim ki hadi derim maymun sizin çocuğu yordu. Her şey kafanın gibi oldu. Sonra maymuna kim uyuyacak? Abi. Maymun sen... çok enerjik maymun. Gece 2. Çocuk uyumuş. Uyumasın. Ağlamıyor ki maymun. O yüzden. Maymun ağlamaz. Maymun ses yapmaz. Gerçek bir maymun yani. Abi çünkü kedi köpek baş edemez bizim oğlanla. Yani maymun hani hareketli ya. Daldan dala atlayacak. Evde atlayacak. O da peşinden gidecek. Çok mantıklı gibi geldi. Yani, aldınız hani... mı? Almaya mı karar almayı verdiniz? Almayı düşünüyorum ciddi ciddi. Ha, maymun nereden alınır ki? Maymunavlat.com. Varmış böyle bir şey. Dünyanın yerinde maymun oluyor. AliExpress'ten söyleriz herhalde. Gemiyle. Kendi geliyormuş. Kabataş'tan ben geliyorum. Elinde valize geliyor. Valizde de sadece maymun şey var. Muz var. Abi dört gibi insan peşe çeyrek kalı gibi sizdeyim. İnsan yorulma, ben kendim gelirim. Bana bir konu var. Hayır, şey gibi yani hani. Nasıl fikir en azından sence bu? Ona bakarsın. Abi ben hayatımda hiç bir insanın evine maymun almaya düşündüğü bir abi, ortamda bulunmuyor. Ama sen de çocuk sahibisin ya, çok enerjikler ve baş edemiyorlar. Çok gerçekten enerjik. Şimdi bir insan çok enerjik diye daha enerjik bir şey almaz ki ya. Ay o da... Ya çok hızlı koşuyor abi, eve sadece enerjik al diye değil yani. Tabii çita alırsın, o saçma olur. Oynasın. Hem oynasın hem de insana çok yakın olduğu için hani belki evrilir. Belki bakıcı olur. Bakıcıya evrilir. Yalnız ben Filipinliyim diyormuş. Yani ileride o da bize bakar. Yani şey gibi, çocuğu niye yapıyorsun? Sana baksın diye yapılıyor genelde hani. Kim yapıyor önce sana baksın diye? Yaşlanınca. Çocuk ha. Bu kadar ölü yatırım olur mu? 20 sene sonra bakıyor. İleride öyle baksın öyle diye. Bir sene şey oynamışsın, bahis oynamışsın ama maç 20 yıl sonra. Bekliyorum böyle. Çok da para yatırdık diye ya. Bezine ayrı, yemeğine ayrı. O zamanın parası. Yani o çocuk 25 yaşına gelene kadar zaten bir 500 bin lira para harcadık. Sen ister misin oğlana maymun evlendirmeyi? Abi hiç aklıma gelmedi ama. Canlı maymun. Nasıl fikir? Güzel fikir. Küçükten alacaksın abi, onu da bezleyeceksin. Yani sosyal hayatında şimdi ormanda ağaçtan ağaç şey yapıyor da evde ne abi? Oturuyor abi, televizyon izliyor. Demek bu iyice maymun da mesela oturuyor işte abi. Televizyon ama çocuğu. Aynen, çocukla oynayacak. Ben geleceğim mesela, çocukla oynamıyor. Niye oynamıyor? Ne kızacağım ona? Sen niye besliyorsun lan? Oynasana çocuk. Ben sana 3 ay gemide bekledim. Bu yüzden benim. Zamandaki maymun şu yani. Eşi sana diyor ki fazla 2 ekmek al. Maymun şey diyor. 3. O da insan ol. Bak, abi o da bir birey gibi ya. Evin bir üyesi gibi. Ona da bir tabak. O da bizle birlikte. Çok oğlum bizim gibi zaten. Nerede yatacak? Bizim gibi. Nerede abi? Nerede? Kafeste. Kafes değil dedim. Hayır, ne kafesi canım, oda yatağı olacak yani. Oğlanın bir yatağı, onun da yanında yatağı. Yatağı mı olacak, sizin de oda yapalım. Aynı odada mı? Kayınvalideyi gönder. Hayır yani. Yani köşede senin oğlan yatacak, köşede ben mi yatacak? Bu nasıl fikir oğlum? Hadi çocuğu görmeye gelenler için çok oldu. Çocuk tamam, uyuyor da maymun var diye ona bakın diye. Bizim çocuk böyle doğdu diye. Yani şey, valla değişik fikir. Maymun nasıl anlıyor ki? Ben eğer yani hakikaten izleyenler satan böyle, varsa, satan varsa yani eğer bebekken alırsan hani o daha uysal olur. Sen onu yetiştirirsin. Hatta
mesela ben çocuğu nasıl yetiştiriyorum? Onu da öyle yetiştireceğim. Aslında kafasında gerçekten maymunun Latin alfabesi öğretmek var. Yani yeterince bebekler olursa. İki ay sonra çalıştırıyorum çocuğu. Maymun çantayla geliyor davru. Araba yıkıyor hafta sonu. Vermişler yıkalım diye. Hayır yani şey de yani eve de katkıda bulunabilir yani. Abi sen de bir 10 yıl bir maymunla yaşasan onu eğitemez misin? Bence kendi maymun olurum. Evde ruhu değil. Götlerimiz kıpkırmızı. Çıplak geziyorlar böyle. Bir sene başlıyor. Bunların bir bildiği varmış diye. Tutsuna geziyorlar. Sen bir Cem Ağaç'tan düşün diye bağırlar. Ya alışık her gün 3 kere düşüyormuş. Ondan sonra değil. Ben bilmiyorum, bana mantıklı geliyor yani. Bu arada bu yayın açsın diye açtığı bir konu değil. Samimi söylüyorum, biz bunu bir yemekte konuştuk. Siz ne dersiniz diye ciddi ciddi hanımıyla beraber, Dilan'la beraber sordular bize. Bence izleyenlerin %99'u çok mantıklı bulacak. Ve maymun patlaması olacak ülkede. Vallahi yakalayacak herkes maymun olacak. İlhan size ne şey yazıyor? 2 artı 1'e maymun oluyor. Kendinden maymun oluyor. Ankastır de maymun köşede. Çünkü abi kedi köpek, köpek, kedi. Bunlar artık çok şey klasik yani. Kedi zaten duruyor, hiçbir şey yapmıyor. Onu ancak o kendisi isterse sevdiriyor. Da maymun ne yapıyor acaba şimdi? O da şey. Çünkü maymunlar çok zeki hayvanlar. Abi işte oyuncak şaka ne varsa şunu oynayacak işte yani. Oğlan ne oynayacak? Oğlan ne yapıyor? Oğlan zaten oynadığı şeyler tam maymunluk şu anda. Hani hiç belli bir mantık yok. Aynı zeka yaşında mı olacaklar ama oğlanla? Bence maymun daha zeki olur küçükken. Yani bir insandan daha zekidir mesela. Şeyde sonuçta öğretmeni gönderiyor. Kreş öğretmeni daha mı aptal oluyor? O daha zeki oluyor. Çocuğa öğretiyor işte. O da onun gibi. Onu soruyorum gibi. İşte oğlum. Ben öğretiyorum. Ben senin örneğe bak. İyi günler. Sizin öğretmenler aptal mı? Karışık kafana soruyor böyle. Yani daha biz bir şey soracağım size. Okulunuza geldik ama maymun mu alalım okula mı yazdın? Öğretmenlerinize baktık hiç. Götü açık yok. Hepsi giyinik. Nasıl olacakmış? İyi günler. Matematik öğretmeniz. Evet. 6 kez 8. Ebeveyn olarak soruyor böyle. Bakalım yeterli mi öğretmen? 8 kere 9, 9 kere 8. Ben şimdi arada baktım. 900 lirayla 5000 lira arası değişiyormuş. Allah Allah. Cüce maymunlar ve örümcek maymunlar gibi bir cinsler varmış. Örümcek maymun çok küçük oluyor. Ha, onlar 900 lirayla 5000 lira arasındaymış. Örümcek maymun hiç büyümüyor mu yani? Tamamda geziyor. Nerede öldür ha? A yapıyor bir şey. Sinek yakalıyor. Çocukla oyunu da bırak. Aslında örümcek maymun mantıklı. Çocuğu yukarı örse akşama kadar olur. Çocuk böyle duruyor. Baba senin ağzını sıçırıyor. Köşede örmüş. Sen de fesle söylüyor. Pıt pıt sıçıyor. Mesela cüce maymun niye cüce maymun ya? Zaten maymun sanki 2 metre anasını. Büyümüyor işte yani. Hiç büyümüyor. Aldığı gibi kalıyor yani. Küçük, hani tipi köpekler olur ya böyle bu boyda. Maymun zaten çok büyümüyor ya. Genetiğiyle gidiyor yani, goril alacak hali yok ya. Evet işte ooo diye goril var böyle. Yalnız hiç gülmencesi ben mal gibi. Bak kendi kendime demeleri hani yapıyor ya. Bakmamış daha bakmadı bile bana. Sen böyle oldun bak. Böyle yapıyor bak böyle. Bir eliyle yapıyor bir eliyle vuruyor. Mesela hani şöyle şöyle sana da vuruyor. Aslı, orası çok komik oldu. Ya. Mal gibi kaldım. Mesela benim de böyle goril var diye. Hangi küçük olayda pişman oldun sorumuza devam ediyoruz. Yağmur yağdı. Bazen insana böyle bir şey gelir. Islanayım ya der. Hı-hı. Azıcık ıslanayım. Şeker değilim, erimem der. Bir izleyicimiz de 5 dakika demiş ki yürü 5 dakika kaldı. Yağmur yağmur bir şey olmaz. Aniden sağanak bastırmış. Yağmurda yürümek şey ya iyidir yani. Çok yağmurda yürümeyi sever misiniz? Sırılsıklam olmayı sever misin? Ben bir kere yaşadım bunu Finlandiya'da. Konu bir şekilde Finlandiya'ya gelsin diye ölüyor ya. Ne oldu Finlandiya'da acaba? Göller yöresinde ne oldu? Hayır yani şimdi Finlandiya'nın yağmuru çok farklıdır. O yüzden şimdi yağmur gibi düşünmeyin yani. Nasıl Finlandiya'nın yağmuru? Özellikle o yüzden söyledim. Yok ya şeyde otele yürüyecektik falan. Böyle bayağı yarım saat bir şey binemedik. Geç olmuştu. Bayağı yarım saat yağmurun altında ama feci bir yağmurun altında yürüdüm. Tamam. Sonra bütün sabaha kadar o küçük fön makinesiyle bütün eşyalarımı kurutmak zorunda kaldım yani. Öyle bir de zaman. Yürürken çok eğlenceliydi. Ama yarın yola çıkacaksın. Bütün botum modun kurumuyor. Çok zor kuruyor öyle şeyler. Efendim? Abi derler ki yağmurda ya deliler ya çocuklar yürür. Diye bir atasözü varmış.
Ya da sarhoşlar. Finlilerin dediği. Finlandiya'da herkes bunu konuşuyor ya. Bir gittiniz. Nasıl sıkılıyorlar ya? Var ya, doktorlar bas bas bağırıyor abi. Likmanen. Otur otur. Raikkonen otur bir. Ya burada ya çocuklar ya deliler ıslanır. Abi bu bizim atasözümüz. Tüküreyim böyle atasözüne ya. Likmanen bu kadar Finlandiya'dan bahsetmiyordur ya. Tabii tabii. Sen Finlandiya'dayız. Tamam mı Likmanen abi? Galiba bende şey var. İnsanlar böyle bakarken düşmekten ben çok... Öyle mi? Çok utanıyorum ya. Ya hakikaten düştüğün zaman bir de sanki bilerek düşmüşsün gibi yapıyorsun ya. Mesela kalabalık veya düşüyorsun zaten hemen düşecektim. Öyle bir tavırlara giriyorsun. Orada ne yapman gerekiyor biliyor musun? Düştün ya. Hemen kalkıp ne oldu ya falan değil abi. O çok daha büyük rezillik getiriyor sana yani. Bir de abi düşmenin de bir adabı var. Yani mesela bazı düşüyor, kotu böyle götüne kadar. Anladın mı? Şimdi düşüyor da. Şimdi düşmek var, düşmek var. Yani böyle ilk klas adam bile olsa. Aynen. O böyle bir tane lop gördün mü orada düştüğünü? Anladın mı? Yani onun artık için patronun da olsa gülersin ona. Aynen. Abi, bu mu lan kovacak beni işten? Yarım göt, buraya bak. Bir de mesela çok havalı havalı bir şeyler söyledikten hemen sonra düşmek çok kötü oluyor. Mesela o tarafta. Evet çocuklar, projeyi yarın istiyorum diye. Müdürün sözü kötü oluyor. Müdürüm, kaçta geldik diye. Arkadaşlar bu şey proje 4 milyon dolar değerinde diye yuvarlanıyor. Bir daha şeyde vardı, karda insanlar kameraya götürmüşler haber kanalı. İşte kamerayı koymuşlar oraya. Herkes kayıyor Ankara'da bir yerde. Kadın düştü. Kameraman da güldü. Kadın dedi kalktı. Çok mu komik? Niye gülüyorsun? Çok komik dedi. Çok komik. Ben böyle 2 metre olduğum için bazen hiçbirinin anlayamadığı yerlere kafamı çarpıyorum. Bu çok güzel. Yani mesela normal muhabbet ediyoruz. Çok önemli bir şey konuşuyoruz. Tamam. Dal girmiş buna böyle. Hastalık girmiş. Gelmiş beni böyle. Anlatıyorum bir şey olmaz. Anlat. Şeye gitmiştik. Büyükada'da bir kiliseye gezmeye gitmiştik. Mesut'la işte herkes... İşte şeye bakıyor, ibadet edilen yerlere bakıyoruz falan. Pat diye bir ses geldi Mesut. Herkesin böyle ibadet ettiği bir mum var. Büyük bir mum. Ona kafası çarptı ama çok kutsal bir mum. Orada kutsal diyorlarmış. Kutsal hep saçımda. Çıktım dışarıda yalak gibi bir şey var, saçıma susuruyorum böyle. İyice dondu. Galiba ben kutsandım. İnsanların bütün duaları gidiyor böyle suyla. Çocuğum olsun, yakında evleneyim. Hepsini çitiriyor suyla. Kristina senin çocuk işi yaptı. Rabarba Talk Tümuz ile devam ediyor. Son zamanlarda hiç yanlış karar verdiğin oldu mu? Yok, ben de R yok. Bak ben silgi kullanmadım ilkokulda, ben öyle söyleyeyim. Sıfır hata. Bir tane yeşil silgi var, hatırlıyor musunuz? Silmiyor, bir de kağıdı paramparça diyordu. Böyle sert bir silgi var. Ha, şeyli, değişik böyle şöyle şeyli. Çok iyi anladım. Hoşlandığım kişiden umudu kestim. O gün başka biriyle buluştum ve buluşmam sırasında hoşlandığım kişi görüşelim mi yazdı. Ama ulan ya. Sonra ne oldu acaba? Şimdi burada bırakmış mı mesajı ya? O kadar. Hayda. İçimde kaldı demiş bu arada. Vallahi gitmemiş oraya. Abi yorumlara yazsın onu ya. Ona gidilmez ya. O çok ayıp. Benim mesela bir tane büyük terbiyesizliğim var. Lisede, dershanede. Bir tane şeker var, tamam mı şeker? Tofita. Bilirsin. Ha, ön sıramda bir kız oturuyor. Normal arkadaşım. Ben dedi bir tane tofite kalmış, alabilir miyim dedi, atabilirdim ne demek. Sonra hoşlandığım kız geldi sol tarafa. Aa dedi tofite koktu. Ben o kıza verdiğim tofiteyi onlara verdim. Ona verdim. Ağzından adı. Küçük. Çok ayıp değil mi ya? O zaman şeyiyle, cahilliğiyle tabii anlamlı geliyordu bana. Hani belki beni sever. Bak senin için onu aldım. O kadar üzülmüştü ki yanındaki kız. Ama yani sana duygusal bir şey hissetmeyen hangi kadın tofite verdi diye hayatında aşkı yapsın ki? Biz de o dönemler çok şeydik. Evet evet ama yani bir şey. Verdiğin bir hediye yani sen bir dakika sen değil de ben buna vereceğim demek. Yani en çok utandığım şeydir yani. Evet. Hiçbir şeyden. Ayıp. Gerçekten daha büyük ayıp çok az gördüm ben. Çok az filmde gördüm. Yani bırak hayatta. Tofi de bunu bilse içine yazar yani. Böyle bir şey olur yapmayın. Bazen de böyle anlayamadığın zamanlar oluyor. Karşı cinsi sana karşı flörtünü. Benim başıma şöyle bir şey gelmişti. Üniversite zamanında alt komşumuz bir tane hanımefendi. Asansörde karşılaştık. Böyle hoşlaştığımızı düşündüm. Ondan sonra kapı çaldı abi. Bir saat sonra falan. Şey gibi, porno dergisinin şeyi gibi oldu. Öyle yazarlar Arnur ya. Teyze gelmiş. Dur ne yapıyorsun ya? Üst kas komşumuz. Arnur teyze buraya kadar dekoltesi. Şey dedi, annem beni ona bıraktı. Ben de annemin gelmesini bekliyordum. Tamam.
Sonra o zaman da Macit amca yok evde. Ya tamam dur. Ne var? Kız dedi ki, ya dedi benim VCD'm bozuldu dedi. VCD'mi tamir edebilir misin dedi. Vay. Ben de dedim ki, ben hiç anlamam dedim. Ev arkadaşım biliyor, o gelince söyler. Tamam. Kızı gönder. Kız büyük ihtimal... Yakınlaşmaya çağırdı. He yani evet. İlişki... Film mi izlesek dedi aslında. Yani evet, hani evet. Eve gideceğim işte VCD'yi tamir edeceğim. Aa işte tamir ettik, hadi artık ettik. Şimdi film izleyelim diyeceğim. Arada bir gitti geldi. Yıkadık uğraşık. Bazı şey, usta böyle çamaşır makinesi. Yıkadık mevzuları mı yıkadık? Tamir ettim ben çamaşır makinesini. Hayır bir de tamir ediyormuşum falan. Çatal motel çıkmış. Erkek arkadaşıyla oturuyorlar. Benim o da geldi başıma ya. Eli yükseltmek gibi olmasın. Ben bir tane kızın doğum gününde... Kızla flörtleşiyorsan diyorum ama onun tarafında öyle bir şey yokmuş. O beni arkadaş olarak görmüş. Doğum gününde doğum gününün gazetesini aldım gittim. Kız da bunu verirken sevgilisi yanındaydı. Ben çok romantik olduğumu düşünürken yanında adam böyle kız arkadaşımla bir doğum gününün gazetesini getirmiş. Bir de not yazmıştım oraya. İşte her şey seninle başladı sonraki. Bundan sonra şu oldu bu oldu falan diye uzun bir metin. Mesela gazetenin başlığı da şey. Borov çocuğundaki. Helal evin kızlarına yazılıyor. Lan yavşak. İşte böyle vardı ya şeyler. Sen kız arkadaşına biri doğum günü hediyesi, doğum günü gazetesini getirdi. Böyle de bir şiir örüsünde. Üçünüz oturuyorsunuz. Bir de oturuyor böyle. Oturdum valla. 10 dakika oturdum. Bir çay içtim hızlı hızlı. Ne yapayım çünkü bırakıp gidilmiyordu orada. Benim bir arada içi yanmış. Çay nasıl hızlı içiyorum yani. Böyle dilim şişti anladın mı susuzluk ben? Abi öyle batamaslıklar çok oluyor. Biz bir kere yazdık bir yerde böyle genciz yaşımız 19-20 falan. Benim bir tane kendini çok çapkın olduğunu sanan bir arkadaşım vardı. İki tane kızla da böyle uzaktan uzak flört halindeyiz tamam mı? Böyle bakışıyoruz. Gel dedi yanına gidelim. Ben dedi kızları ayarlayacağım dedi falan. Hani yanındaki de çok güvenirsin ya o çok özgüvenli olunca gittik yanına. Oturduk kızların karşısında. Ben de oturdum. Ne dedi biliyor musun? Hangimiz seçiyorsunuz? Abi. Yani böyle bir flört cümlesi var mı ya? Kızlar zaten bize hasta da hangimize? Rezil ol. Kıpkırmızı olmuştum ya. Bazı hanımefendilerin... Şey ne? Bazı hanımefendilerin... Ben Mesut abi anlatıyorum. Ya ne? Böyle bir talk show programı oldu. Ne? Size ne demiş? Böyle o... Ama çok sessiz söyledi. Cem'in son cümlelerini fazla aklında kendi söyleyecekler için böyle dinliyor. Neyse evet. Hani bitir artık. Sen Abdülhamit'i savundun ben. Alçak kuş. Konuyan oraya geldin. Alçak kuş. Çıkar göster. Ortama bak ya. Hiç kimse... Oy var 16 evi ülke vermiş. Kimse kimse dinlemiyor. Talk show'a bak. Tamam anlattım şey. Savunmadım. Bana bu kadar belli etme. Ay çok sesli söylediği için anlamadım ya. Ne diyeceğimi de unuttum oğlum. Ne diyorduk? Çok özür dilerim. Ne diyeceğimi unuttum. Ya bu Cem yani. Yüzünden ne diyeceğimi unutuyorum. Ne diyecektim aslında? Vallahi ne diyorduk? Ne anlatıyorsun? Abdülhamit'i savun diyecek kafam gitti oraya. İşte bu zor durumdalar falan. Ha kızlarla dedin. O dedi ya. Ben hangimizi seçeceksiniz? Demiş. Kızlar abi. Öyle bir yükseliyor ki. O bir şey anlatırken herhangi bir ses çıkarmamızı istemiyor. Ben hı dedim. Susam öyle ben anlatayım. Hatırlatalım da sustu ya. Oğlum benim sahibim de hatırladım. Dur lan yine unutacağım. Hatırladım gidiyor. Teşekkür et ya. Eyvallah. Bazı kızlar sanki ne hatırladım şimdi. Bazı hanımefendi çıkma. Bazı hanımefendiler özgüvenli, hatta çoğu hanımefendi özgüven. Bazı hanımefendilerden çoğu hanımefendi. Hanımefendi. Yani bazı hanım bir kızım hanımla. Bir kızım. Özgüvenli erkeği çok seviyor. Ben bir kere... Yoruma bak. 2 saattir. Unuttum vallahi. Neydi? Bir dakika sus da gidip o muydu yani? Hiç kere adına uzun zaman duymadığımız bir tespit. Tamam. Özgüvenli adam seviyor. Ölsün böyle adamlar diyeyim. Çok seviyor. Ben bir keresinde bir kıza barda yazdım. Gittim yanına ama kafam da biraz iyi. Çok güzelsin dedim. Güzel. Dedim kıza. Kızı... Sonra biz o kıza çıktık. Ya evet çok zayıf bitti. Arası yok. Arası yok. Güzel. Ben şimdiki karım. Hayır o bende sonra görüşmek istemedi.
Mahkemeye verdim. Dedim mahkemede görürsün dedi. Sonra... Oğlum bak her şeyden sonra beni sıkmardı. Genelde bir şey şakalarda sıkıyorum. Evet, perişan oldum. Sıkmardı. Sol taraf kıkırız daha ben beyaz. Sıkmardı. Yani kız dedi ki ben dedi normalde dedi hiç böyle bir barda falan birisi bana gelse söylese hiç ilgilenmem dedi ama sen o kadar özgüvenli geldin ki kendine dedim ki herhalde bu çocukta bir şey var dedi. Ama sonra bir şey olmadı görünce dedi. Gitti. Öyle bitirmiş evet, o hikaye. Evet. Yani ayrıldı sonra. Ha, kızım bunu bundan hoşlandığını orada öğrendim ben. Ondan sonra yine ne kadar sevgili olamadım. Kaldınız ki hemen o gece mi ayrıldınız? Hayır. Sevgili kalmadı. Şaka yaptım onu. Sadece orada şey oldu yani. Ha, bir konuşmadı. Muhabbet devam etti. Evet, o gün oldu ama şey oldu yani. ne oldu kim bilir? Şöyle yapıyor. Şey oldu. Ne oldu acaba? Tamam oldu. Yani özgüvenle sağlığı verdi değil. Yani. Onun dışında sen... her şey değil. Klasik erkek yalan. Kadın sende başka bir şey görmedi özgüven dışında. Yok canım gördü de. Öyle ağır konuştum ha. Kadın senin karaktersiz olduğunu hemen mi anladı yani? Hava soğuktu ondan çok oldu. Ondan görmedi. Kadın olay Erzurum'da geçiyor. Hanımlar beyler, Rabarba Talk devam ediyor. En son hangi küçük olayda yanlış karar verdim ve pişman oldum diye konuşuyoruz. Komedyen arkadaşlarım Cem İşçiler ve Fazlı Polat kadrosuyla. Bıyık bıraktığıma pişman oldum, bana hiç yakışmamış demiş. Bir dinleyicimiz. Yani bazen bıyığını kestiğine pişman olursun da. Bıyığına böyle güzel olur mu acaba diye bir şey deniyorsun hayatın yolunda ve pişman oluyorsun normal yani. Ben çok isterdim ya sakalların böyle çok gür çıksın. Ben biraz köseyim yani çok az çıkıyor. Şu anda belli oluyor kankasın. Ben çıkan yerleri uzatıyorum zaten. Yerler var yerler yok. Evet. Boyaman lazım hocam. Olmadı sarımsak sür dediler. Sürdük. Zaten sarımsak da hep bir sür denir yani ne olursa olsun. Ne denediniz bu hayatta? Mesela şöyle tenten saçı. Ne bileyim efendim. Sadece şurada bir sakal. Hitler bıyığı. Hiç denediniz evet. Mesela sadece bu. Benim deneyecek kadar yok ki. Ben mesela kuaföre gittiğim zaman... İki tane köseyi çağırmışlar. Bize acı mı çektiriyor? İki tane köseyle sakal bıyık konuşmaya çalışıyorum. Bu nedir ya? Benim de hiç olmadı. Ben mesela kuaförde bıyıkları da alalım diyorum. Adam elini gösterip şey diyor. Bunları mı diyor? Kaç tane sen aldın? Dört tane var zaten. Cımbız 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 getireyim diye. Bana da her defasında eşit olmuyor favoriler. Her defasında adam şey diyor, bir taraf az çıktığı için öyle diyor. Tamam biliyoruz daha hani. Bir de orada böyle şov yapıyor ya kuaför işte bir sol kameraya bakıyor, bir sağa bakıyor, bir sola. Utanmasa mezrolü ölecek falan. Bir de aynaya getiriyor gösteriyor. Ense aynı değil mi? Ne bekliyorsun diyor. Bir de yani şey bazıları çok hızlı gösteriyor. Ense kendi de beğenmiş. Mesela enseyi böyle gösteriyor yani çırağı veriyor. Çabuk at at. Bana başka ense gösterdi adam. Aynanın üstünde ense yapıştırmış. Mis gibi ense ama böyle. Ense güzel 2008. Justin Timberlake gibi ense var böyle. Ne güzel lan bir kafamın yapısı diye. Tam vurmalık. Normalde mesela Beckham'ın falan yüzden fotoğraf olur ya. Bu yukarı ense fotoğrafları koymuş. Öyle berberler var ya şeyler. Ense de çok iyiyiz. İşte Brad Pitt'in falan Tom Cruise fotoğraflarını koyuyor saçları. Öyle dergiler var ya. Seçiyorsun diyor ki 27'deki adam gibi olsun diyor. İstediğini de seçiyorsun. Sonra tası koyuyor. Seninkini de öyle kesiyor ama hiç o adam gibi olmuyor yani. Burnun başka, yüzün başka. Öyle şey gibi dağınık falan yapıyorlar. Tabii çok böyle. Adam yakışıklı anladın mı ya? Saç olmasa da o zaten. Aynen. Sen olmuyor. Anlatıyordum. 1,5 saat adam anlatıyordum. Abi şuralardan katlı katlı kes. Şuradan şey yap bilmem ne falan. Ya adam öyle bir saç kesiyordu ki yani kalkarken şey. Nasıl olsa kökü sende diye kalkıyordum. Abi insan böyle uğurlanır mı ya? Nasıl kökü sende ya? Benim de bir kere şey olmuş. Saçları benim çok uzundu. Gene bu kuaföre gitmiş. Şöyle yap böyle yap falan. Adam böyle uğraştı. Sonra böyle yaptı. Olmadı. Ya mesela bilmediğin yere gittiğinde çok kötü oluyor. Biz Dali'nin müzesine gitmiştik. İstanbul'a gelmişti. Ünlü resimleri falan filan. O gün de nasıl denk geldi? Hıncal Uluç falan var sergide onlarda ama nasıl yorumluyorlar işte bu işte şu dönemin şu şeyini eleştirmiş falan filan dedim. Biz de bir arkadaşlarım çok anlamıyoruz. Hep şey dedim. Oğlum ne biçim çizmiş ya. Başka yorum yok böyle. Eleştiri nerede eleştiriyorum? Fazla mı siyah kullandı acaba? İçimiz kararıyordu. Abi öyle manyak çizmiş abi. Yorum ama öyle yorum olur. Vakti mi olmuş? Arkadaş tam şizofrenik bir kafayla yapılmış acayip eserlerdi yani. Çok değişik. Picasso şeyin mi? Dali'nin mi? Dali'nin. Hap hap. Dali'nin abi olayı neymiş biliyor musun? Hap içmeden. Abi yok. Dali rüya abi. Rüyasında gördüğünü çiziyormuş adam.
böyle böyle. Evet. Dalin'in abisi tarot falcısı. Taksim'de yeri var biliyor musun? Dalin'in yeri de. Melekler kahvesi. Üst katı. Üçüncü katı kiralamıştı. Sonra alt iki katını almışlar. Dalin de büyüyünce abisi demiş ki bana şunu tamamını al da bari. Ben ressamların en çok şeylerine hasta oluyorum. Yaşadığı zaman kazananına değil. Hiç yaşarken sefil bir hayat yaşayıp. Yani Dostoyevski. Ondan sonra. Çok var öyle Van Gogh. İşte evet. O daha dramatik gelmiyor mu ya? Daha böyle sanatçı gibi sanatçı senin, geliyor. Yani. Zaten abi bugün yaşanan bir şey 200 sene sonra zaten efsane. O an yaşanırken şey değil, efsane olmuş. Dedemin şiirleri var hiç öyle olmadı. Hepsi demedim. Her şey her efsane olmuş her şey. Ben Bok gibi hayatım var 1643'te yaşamışım. Abi efsane var. O biraz da belgesel anlatıcılarının çok güzel beslemesi. Mesela şey diyor ya sen. Dali o gün attığı adımın 20 sene sonra ona neye mal olacağını asla bilmiyordu diyor anlatırken. Ama aslında Dali'nin aşağı. Belki de Dali'nin nasır var ya. Bugün nasıl gideceğiz lan oraya kadar diye. Darlanıyor mu bilmiyorsun ki. Yani. Anlatıcı güzel anlatıyor bazı ayetlerle. Bizimkini de anlatsa çok güzel anlatır. Oyunculukta da öyle bir şey varmış ya. Mesela kötü bir haber aldığınızı telefonda yüz ifadeni belirlemek için şey düşünüyor musun işte. Başından geçen, pardon, şey düşünüyor musun? Rakamları çarpıyor musun? Evet. Hah, bravo. Değil mi? Evet. Hatta biz onun videosu çekmiştik ya mesela. Tabii tabii. Fazla var. Hatta bunu yapalım fazla. Hatta bunu fazla diye ben söylemiştim ya. Gözümün içine baka baka benim söylediğim şeye satıyor. Şimdi sen daha güzelini anlat. Ne yapacağız şimdi? Yapalım burada. Herkes görsün. Tamam. Bana bir haber vereceksiniz. Evet, bir yandan da 6-2 kere 7 kaç diyeceksiniz galiba bana. Evet. Ben onu hesaplarken o ifade olacak. Evet, yani sen mesela normalde diyelim şöyle bir haber aldın. İşte Mesut babanı kaybettik tamam. Ama milli piyangoda sana çıktı. Aynı gün. Tamam. Aynı anda. Sen şaşkınlıkla işte şeyi aynı anda vermenin. Üzüntüyle sevincini aynı anda. Aynı anda vermenin. Deneyin. Onun şeyi olmuş tamam. Bana önce haberi verin. Önce şeyi mi vereceksin? Sayı mı vereceksin? Kötüyü mü vereceksin? Hayır biz haberi vereceğiz sen kendini çarpacaksın. Sayıları mesela, siz vermeyeceksiniz kendini. Mesela 67 ile 42'yi çarptın. Tamam efendim. 67 ile 42 sen haberi ver. Aynen tamam. Ben vereyim. Ver. Kötü haber. Abi ilişkisi bitmiş. İlişkisini ben yapıyorum artık. Ben buna gülerim abi. Sadece erkekler var. Nifaha bağlamış. 2714 bu arada. Abi bunu böyle yapamazsın. Kötü bir haber vereyim sana. Yani şey Mesut işte babanı kaybettik. 2714. Hakikaten kötü bir haber verelim sana. Doktor aramış. Mesut, filmlerine baktım. Oscar'ımız. 2 puan da kaybettim. Dayı esprisine. IMDb 3.1. Tamam. Filmlerine baktım. Tümörün. Tümörün tümör. İyi huy. Doktor böyle diyor. Tümörün tümör. Doktor şey diyor. Kimse diyemez ki tümör değil. Doktor şey yapmış. Tümör metin espri. filmlerine baktım. Tümörün kötü huylu çıktı. Sigara falan içiyor. Çok kötü huyu var. Karısını dövüyor. Çok kötü huylu. Tümörü bak. Tümör içeri oruç çocuğu gibi dolaşıyor. Tümörü baktım eve geç geliyor. Alkollü. Hey! Vücuda girdim bari. Nara atıyor. Hey ulan! Tümörü böyle. Var mı lan adam akıllı ağlıyor var. Artık oğlum diye gezen kişiler varmış. Nerede onlar? Sonunda iyi haber söylemem gerekiyor ama. Hayır. Hayır. Sen yap o zaman anlamadım. Ne olsa 20 dakikada beni burada maymun gibi oynatıyor. Şimdi ben yapacağım. Çarp davranış yapmaktan manyak oldu. Neler çarptım, üzüldüm. Samimiyetsiz bir takım mimikler. Maymun gibi demişken bakıcı olmayı düşünür müsün? Kafasındaki maymun benmişim çocuklar. Arda beyler, Rabarba Talk, Cem İşçiler, Fazlı Polat kadrosuyla en son hangi küçük olayda ne gibi yanlış tercih yaptın, neye pişman oldun diye konuştuk. Bölüm biter. Bay bay.